İsmim Mesut, soy ismim Toprak. Buranın işletmecisiyim, Mestet Döner'in. Çalışıyoruz. Yeme içme sektöründe, özellikle bu küçük esnafların olduğu yerde aşırı eleman sıkıntımız var. Maaş, biz 15-16 yaşında bir gence 3000 lira maaş teklif ediyoruz. Asgari ücret bulamıyoruz. Sebep, bence en büyük sebep, bütün velilerin çocuklarımız okusun sevdası. Herkes çocuğum okusun diyor. Okumak tamamen bomboş oldu şu an. Biz ve bizim gibi ufak esnaflar, bu sektörde olanlar, sırf biz değil, sanayide de eleman bulamıyoruz. Eleman sıkıntısı had safhada. Alttan yetişmediği için şu an olanlar da yetersiz geliyor. Ben bir senedir düzenli bir eleman bulamadım. 3 senedir ben buranın işletmesini yapıyorum. Kardeşimle beraber çalışıyoruz. Her işi beraberce sırtlanıyoruz. Yani elemansızlıktan. Gelen müşterimize de hizmetimiz kısıtlı kalıyor. Yetemiyoruz. Sıkıntı büyük yani sektörde. Bunu artık kim el atacaksa, nasıl yapacaksa bekliyoruz. Buradan da çağrı yapayım. Yani bugün 15-16 yaşında bir gence ben 3000 lira maaş teklif ediyorum. Kayseri gibi bir ortamda gayet de güzel bir miktar. Ama bulamıyoruz. Gençlerin biraz sanata yönelmesini teklif ediyorum ben. Sanat artık altındı ya, şimdi artık pırlanta oldu. Bir sanat olan şimdi pırlanta takıyor koluna. Altın değil. Bunu bilerekten, bunu düşünerekten okuma sevdası herkeste var ama boş oldu artık. Kapasitesi olan, potansiyeli olan okuyacak. Herkes okuyacak diye bir şey. Ben ilkokul mezunuyum. Bugün bir işletme sahibiyim. Çok şükür. Evim de var, arabam da var. İlkokul mezunu olmama rağmen. Adam üniversite bitirmiş, boş. Gitmiş fabrikada 3 lira maaştan işçilik yapıyor. Bunun önüne geçmek lazım. Gençleri bu yönde eğitmek lazım. Potansiyel olan işi yapacak. Yani burada bir rant var. Devletin bir rantı var burada. Herkes okusun. Rantın peşinde. Ama boş, altı boş. Eğitim boş. Bomboş. Size soruyorum yani var mı bu? Yani geliyor şurada üniversite okuyan bir genç hesap alamıyor kasada. 2 dirhemin 100 lira para üstünü veremiyor. Eğitim bu mu yani? Ben ilkokul mezunuyum ve çatır çatır matematiğim var benim. Onun için yanlış baştan geliyor. Ben gençlere buradan sesleniyorum. Herkes okuyacak diye bir kaydı yok. Gerçekten meslek dallarında çok güzel kazançlar var. Mesleklere yönelin. Ben kendi çocuğumu potansiyeli yoksa okutmayacağım. Kendi çocuğumu potansiyeli yoksa okutmayacağım. Çalışsın. Yani herkes okursa bu işleri kim yapacak? Hizmet sektöründe kim olacak?